Var. Bunu isteyen birlikte gördüğüm çok güzel de karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte çok güzel bir Brawl Stars güzel videosuyla da karşınızdayım. Bugün arkadaşlar topluluktan bir anket yapmıştım. Bugün Brawl Stars güzel videosu mu gelsin konuşalım server mı gelsin diye %81'i falan %81 Brawl Stars gizem videosu gelsin demiş. Ben de çok güzel bir gizem videosuyla karşınızdayım bayağı bir zaman sonra. Brawl Talk'a daha çok var arkadaşlar. Bu yüzden gizemleri kendimiz bulacağız. Ve VKBRL mesaj verecek bize. Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir gizem videosuyla karşınızdayım. Bugün konumuz arkadaşlar biliyorsunuz Brawl Stars'ın bir video serisi var. Brawl Stars e-spor sayfasının daha doğrusu. Yani e-sporcuların oynadığı maçları yayınlayan kanalın. Şimdiden 623 bin abone olmuş. Orada arkadaşlar biliyorsunuz bir seri var. Kupayı Kim Çaldı serisi ve 2 gün önce 4. bölümü yayınlandı ama o bölümü çok gizemli bir bölüm. Bir tane isim var. Yeni karakterin isminin kısaltması olduğu düşünülüyor. Bir tane detay var. Kupayı kimin çaldığı ile ilgili çok önemli ipuçları var. Konuşan bir Ems var videoda ve Ems bazı şeyler anlatıyor. Kupayı çalan kişiyle alakalı. Yani çok gizemli olaylar var arkadaşlar. Sizlerden bu videoya şöyle bir yani 60 like bekliyorum. 60 like atın. O zaman o videoyu açıp başlayalım. Boom. Evet arkadaşlar videomuz bu. Başlayalım. Arkadaşlar burada Ems diyor ki evet bana inan odadaki bandaj bana ait değil. Yani kupanın çalındığı odadaki bandaj bana ait değil diyor Ems. Devam edelim. Ben gizemli yorumlarımı animasyon bittikten sonra yapacağım. Ben partideydim o gece diyor. Morris'in evinde bir partiyinde. Herkes oradaydı. Buradan da görebilirsiniz diyor. Frank bize DJ'lik yapıyordu diyor. Nita ve Leon abur cubur çalıyordu diyor. İki en eğlenceli karakter. Burada büyük bir gizem var. Ve Project Lazer oynuyorlar. 8 bitin gizem bunun Brawl en büyük 3. gizemi. Ve Squeak. 21 Mayıs'ta gelecek karakterimiz. 15 gün var. Kupayı buradan biri çalmış olamaz diyor. Bu akşam partide olmayanlardan biri kupayı çalmış olabilir. Okey ve bay bay diyor arkadaşlar. Şimdi gizemleri araştırmaya başlayalım. Bu kupayı kim çaldı sesin 4. bölümü ve niye Mortis'in evinde partideler? Niye Emzin değil, Jesse'nin değil, Frank'in değil de Mortis'in? Bu da bize bir mesaj olabilir. Şimdi. Burada da bir radyo tarzı bir şey var gördüğümüz gibi kayıt alıyor ve orada da bir ibre var yine dönüyor üstünde. O da VKBL'ye bir işaret VKBL'ye ses vermeye devam ediyor. Edecek de inşallah diyorum. İlk gizemimiz burada bir VKBL'ye gönderme var. Şimdi Ems burada diyor ki arkadaşlar. Odadaki bandaj bana ait değil. Şimdi Brawl Stars'ta bandajla ilgili tek karakter Ems var. Kafasında bandaj sarılı mumya olduğu için yani başka bandajla ilgili bir karakter yok Brawl Stars'ta ama diyor ki oradaki bandaj bana ait değil diyor. Yani şimdi yeni gelecek bir karakterimiz bandaj kullanıyor ya da bandajla ilgili bir detayı olabilir mi? Bilmiyorum. Bu buna bir gönderme olabilir. Herkes bunu konuşuyor şu anda. %60 olabilir. Bakın benim buna verdiğim oran %60. Çünkü bunu boşuna burada bu Emze bunu söyletmezler yani boşuna. İleride bandaj kullanan veya ana böyle attığı madde bandaj olan bir karakter neden gelmesin? Gelebilir. Aynı zamanda bandajla ilgili başka detay bir kostüm olabilir mi bilmiyorum ama dediğim gibi bandajla ilgili bir karakter gelme olasılığı yüksek. Şimdi diyor ki o gece ben partideydim. Diyor Ems ve devam edelim. Bu da ikinci gizem. Zaten herkes o partideydi akşam diyor. İlk odada Frank, Colt ve Sprout'u görebiliyoruz. Sprout kafasına şapka takmış. Elinde de içecek var. Ne suyu artık o bilmiyorum. Pembe suyu. Ben bilmiyorum. Burada Piper ve Rico sevgililer biliyorsunuz. Burada Mortis ve Bali var. Nita ve Leon abur cubur çalıyordu diyor. Hem aynen abur cubur alıştı. Burada da Nita'nın ayısı arkadan böyle bakıyor. Burada çok büyük bir gizem yok şu an. Ha, bu arada burada gösteren bakın şu Cold Crunch yazan şey çok gizemli 2-3 tane fotoğrafta vardı. O da çok gözüplen çarpıyor yani ama Cold'a Bro Pass'te bir skin geldi zaten. Onlara bir göndermeymiş büyük ihtimal. Aa, bu detayı yeni fark ettim. Arkadaşlar şu sahnenin bir ekran fotoğrafını alacağım. Şimdi galeride o detaya bakmaya gidiyoruz. Gelin. Arkadaşlar bakın burada Pam ve Jesse'nin fotoğrafı var. Junkrae Family. Pam ve Jesse biliyorsunuz Jesse
Pamcesin annesi, Cesbem'in annesi diyecektim. Ve burada onların bir fotoğrafı var. Ve VK Beleli'yi de kim işletiyor? Onlar. Ve VK Beleli Gale'ın kaçırılması videosu arkadaşlar. Gale kaçırılma, yani dünyanın en büyük gizemi, o videoda gelecek arkadaşlar. Ne zaman bilmiyorum. Tarihini daha ayarlamadım ama bu Mayıs ayının ortalarına doğru, 20'sinde falan düşünüyorum. En büyük gizem. O videoya 100 like gelir. Müthiş gizem. Neyse, şimdi videomuza devam edelim. Geçelim. Evet, kupayı kim çaldı videosuna devam ediyoruz. 4. bölümü bu. Ve şimdi asıl en gizemli yere geldik. Burada arkadaşlar Brock'la Max, Brawl Stars'ın en büyük ilk 5 gizem arasında olan, önceden bundan bir 4-5 ay önce, 4-5 ay önce 8 bit üstte 8 kez tıkladığımızda bir oyuna gidiyorduk ve bu oyunun ismi Project Laser. Bunu oynuyorlar ve burada arkadaşlar çok ince yakalamanız lazım. Bakın, burada oynarken Ems kamerayı sola doğru çeviriyor arkadaşlar ve burada şu an herkesin, tüm Brawl Stars camiasının konuştuğu bir gizem var. Aa, pardon, çizim yapınca video duruyordu. Çizim değil. Bir dakika, hemen durduracağım yine. Ay, bakın arkadaşlar, kaçırdık olayı. Bir saniye. Aynen şurası. Bunun da bir ekran fotoğrafını alalım. Şimdi galeriye geçelim. Evet arkadaşlar, burada bir yazı yazıyor. Have fun tonight. Yani bu gece eğlenin. Bu gece eğlendim. İki anlama da gelir. Bu gece eğlenin tarzı bir yazı. Ve sonra JX. Şimdi bu JX ne anlama geliyor? JX. Şimdi bazıları hani random olabilir mi acaba? Hani X'le mesela var ya, hani X'le gülme işareti. Onun gibi bir şey olabilir mi diye düşündük. Ama böyle bir random yok yani hiçbir yerde. Araştırdığımız kadarıyla, yani tüm böyle dedektiflik brosu, ben oynamak lazım ve Onur Bilge. Artık doğru denize sık video atmıyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ya böyle bir random yok. JX büyük ihtimalle bir şeyin kısaltması veya genel bir ismi de olabilir. İki harfli bir ismi olabilir tabii ki ama çok kişinin düşündüğü gibi, benim de düşündüğüm gibi. Bunu da bu arada ilk bulan kişilerden biri benim, yani en iyi gizem kanalıyım. Like atmayı unutmayın. 60 like gelsin. JX bir şeyin kısaltılması olabilir arkadaşlar. Yani J, bence J Jesse'ye işaret. J, çünkü Jesse biliyorsunuz 2 hafta önce VKBRL'den bir ses gelmişti. Jesse sesi ve Jesse oyundaki en gizemli 3 karakter arasında. Onun videosu da gelecek. Jesse gizemi 2. bölüm gelecek. Jesse olabilir bu J harfinin göndermesi. X ne bilmiyorum. Artık Jesse'ye X'e basan X-Ray Jesse diye bir kosmik gibi bilmiyorum, ya da yeni bir gelecek karakterimizin adının kısaltması veya adının tamamı da olabilir. JX ya da JX, artık nasıl okuruz bilmiyorum. Ama yeni karakterin olma ihtimali yüzde bence 30. Ama bu yazı buraya boşuna yazmaz. Buradan bir gizem çıkma ihtimali %99. Ama çözemeyiz tabii. Brawl Stars'ın gizemleri çözülemiyor ama %10'unu belki çözeriz. Burada Sprout'un yüzünün olması da yine bir şeylere işaret arkadaşlar. Brawl Stars Kore hesabı biliyorsunuz en son Brawl Talk'un geldiği zaman, yani yaklaşık bir ay önce bundan bir video yayınlamıştı ve Sprout istediği gibi yüzünü değiştiriyordu. İşte kendini bıyıklı yapıyordu, gülen yüz yapıyordu, işte kızgın surat yapıyordu falan. İstediği gibi kendini, yüzünü değiştirebiliyordu Sprout. Ve işte diyorduk, acaba Sprout'a böyle bir özellik mi gelecek yeni güncellemeyle, yüz değiştirme gibi. Yine bir Sprout'un yüzü detayı var. Bir yüz değiştirme, kendim de burada. Bir yüz değiştirme Sprout'a eklenebilir. %60 bence ihtimali. Vallahi arkadaşlar, şurada da bir yazı var. Ben buna da takıldım. Buna kimse takılmamış ama ben bunun bir Türkçesini araştırıp geliyorum. Ben bu kelimenin bir Türkçesini araştırıp geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar, videoyu burada durduğumuzda daha net görüyorum. Scraps yazıyor orada. Scraps ya da artık Scraps. S-C-R-A-P-S. Scraps yazıyor orada. Şimdi onun Türkçesi ne demekmiş? Bakayım. Arkadaşlar, o üstteki Scraps yazısına bu zamana kadar kimse bakmamıştı. İlk bakan benim. Umarım Türkçe anlamı gizemli bir kelimedir. Yazıyorum. Scraps. Not mu? He, not he. Tamam. Bir dakika, ne alaka ya, Azerbaycan dili falan. Bir saniye. Evet arkadaşlar, Türkçe çevir... bir dakika, Almanca'ya çevirmiş. İngilizce'den çevir. Yine not oluyor. Türkçe çevirisi not arkadaşlar. Not tutmak. Not. O JX karakteri notla bilgisi olabilir. Not kelimesini de araştıracağım. İkinci gizem videosu gelecek bu konuyla ilgili. Bu da benim bulduğum bir gizem. Yine zaten videonun 10 saniyesi kaldı. Tekrardan videoya dönelim. Ve döndük arkadaşlar. Ve kapıda bir tara detayı vardı. O da ilginç. Bu size tara bir şey olabilir. Ve ben partinin havalı çocuğu Poco'ya getirdim. Zaten biliyorsunuz Ems'in telefonunda Poco'nun resmi var. Poco'nun resmini taşıyor. Yani Ems Poco'ya aşık diyebiliriz. Ve burada Squeak var.
Bibi biraz sıkılmış. Kendi üçlüsünden hiç kimse yok diye mi partide bilmiyorum. Ya da Bibi biraz havalı. Partileri sevmiyorum bilmiyorum. Ya da daha çok öyle rock tarzı şeyleri sever Bibi bence. Squeak yanında atmış. Çok tatlı Squeak. 21 Mayıs'ta gelecek bu arada. Squeak ne zaman gelecek diye yani video yapar mıyım bilmiyorum. Yaparım herhalde. Evet, burada Bibi niye sıkmıyor ama herhalde dediğimiz gibi böyle bu tarz şeyler çok sevmiyor herhalde. Duvarda yine Mortis'le Frank'in fotoğrafı olması ama zaten Mortis'in ama niye Mortis'in evi? Hala bir teorimiz var. Kit ve Mortis'in evi sezonu. Evet arkadaşlar, ve diyor ki burada da kupayı çalan kişi parkta olmayan biri olmalı. Belki de bunu partide olmayan birine sormasınız kimin çaldığını. Okay, thanks, bye diyor sonra da arkadaşlar. Burada partide olan karakterler Sprout, Frank, Colt, Leon, Nita, Amps, Poco, Squeak zaten daha oyuna gelmedi. Squeak, Bibi, başka Poco, başka kimler var partide? Başka Bali, Mortis, zaten Mortis'in evi. Leon'u saydık. 13 kişi oldu şu an. 2 kişi daha var partide. 15 kişi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Partide bunlar var. Partide olmayan bayağı kişi var. Benim tahminim arkadaşlar, kupayı çalan kişi, benim aklımda 2 kişi var. Bir tanesi Bell. Yeni karakterimiz Bell. Çünkü Bell hırsız. Ama Bell hırsız. Kesin o çaldı değil deyip geçmem. Çünkü Brawl Stars gizemleri efsane gizemler. Birinci seçenek Bell. Benim ikinci seçeneğim de Stu arkadaşlar. Niye Stu? Çünkü o kupayı kim çaldı videosunun ikinci bölümünde ya da birinci bölümünde orada ayak izleri vardı ve dökülmüş bir yağ vardı. Amber da yağ kullanıyor ama Stu biraz daha böyle uçan kaçan bir karakter olduğu için kupayı o da çalmış olabilir. Ya da Jesse çok gizemli karakter. Bu üç karakter olabilir bence. Amber da olabilir ama bence benim ilk üçlüm bu. Belle, Stu, Jesse. Bu üçünden biri kupayı çaldı bence arkadaşlar. Siz de fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Videoya abone de, kanalda abone olmayı da unutmayın mutlaka. 15.300 abone olduk. 16.000 abone olduğunda ilerleyelim. 16 benim onun rakamım zaten. Ben bu arkadaşlar çok canım annemi seviyorum. İyi ki varsın canım annem. Benim annem sevgim yani hiçbir şeyle eşit değil. Çünkü ben annemi gerçekten çok seviyorum. Annem benim dünyam, hayatım yani. İyi ki varsın canım annem. Anne her günde de 2 gün kaldı. Çok güzel bir video geliyor arkadaşlar. Yarım saat 30, yani 20 dakika boyunca falan anneme sevgimi belli ediyorum. İyi ki varsın canım annem. Benim annem sevmiyorum, bundan da hiçbir şey sağlamaz yani. Her şeyden çok sevmiyorum canım annemi. Canım annem benim hayatım yani, canımı bile benim canım annem için. İyi ki varsın canım annem, iyi ki varsın canım annem diyorum. Ve arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bye bye.